Herkese günaydın. Sabah saat 9.30 10'a geliyor. Levent'te biraz işlerimiz var. O yüzden dışarı çıkıyoruz şimdi. Bir Action'a gideceğiz. Alacaklarımız var. Sonra bir bankaya uğrayacağız. Videoyu açayım dedim. Çocukları okula bıraktık. Kahvelerimizi aldık. Şimdi gidiyoruz. Park yeri bulamadık. Çok kalabalıkmış. Action orada. Aldıklarımız şuna benziyor ama 2 euroydu. Bu niye 10 euro? Ha şunlar işte bizim aldıklarımız. Şunlardan aldık. Yine ampul mü alacağız? Ya pil alıyoruz ya ampul. Ya dur da alayım. Pil ve ampul. Almazsak olmaz. Aha da almıyorum. Şunu aldım koydum. Çak. Aa bak dijital şey var, ateş ölçer var. İşe yarar mı acaba? Ha gelmiş mi? Ama 24 lira. Ha öyle zaten. İşe yarar mı yani, çalışır mı? Çalışıyorum. Bunlar da sıkıntı olmuyor herhalde. Tamam işte bu. Işte 24 lira iyi mi fiyatı? İyi mi? Alacağım ya. Abi. Eşini zengin ettik yine. Nerede şey var? Ne var? Sarı etkileri hepsini yiyorlar. Evet, köpek mamaları falan da var. Marketleri falan ve herkesi etkiledi bu adamlar. Her şey var, yok yok. Para tuttu. Action'e. Action'e, tuzak rezme. O 1 lira, bu 2 lira, bu 3 lira deyip. Event'i bekliyorum. Arabayı buraya getirecek buradan. Arabayı buraya getirecek Levent. Buradan şey yapacağız, koyacağız. Çünkü oraya kadar gitmiyor. Kilitleniyor bunun tekerlekleri. Yılbaşı geldi diye şey kurmuşlar. Şu neydi? Olibol satıyorlar işte. Şöyle. Bu böyle şekerli bir hamur, yuvarlak. Kızartıyorlar. Üzerine pudra şekeri döküyorlar. Öyle yiyorlar işte. Şimdi biz eve geldik. Levent şu camdan içeri koydu aldıklarımızı. Ben de o arada birazcık üstümü falan değiştirdim. Biraz suratımı düzelttim. Sabah köründe kalkmıştık çünkü. Neden? Çünkü Poyraz'ın öğretmeni benimle görüşmek istediğini söyledi. Bilmiyorum konu ne. Mevzu ne dedim ama önemli bir şey yok falan dedi. Sanırım şey yardım isteyecek. Genelde öyle yapıyorlar. Geçen sefer de öyle çağırdılar. Okul gezisine gitmişlerdi. Onun için yardım istediler. Ben de araba olduğu için bir de öyle belli saatlerde çalışmadığım için genelde böyle ailelere ihtiyaçları oluyor. Hani kalabalık olduğu için sınıf işte grup grup yapıyorlar. 4-5 kişiyi bir veliye veriyorlar. Öyle geziyorlar. Sanırım yine okul gezisi gibi bir şey varmış. Bilmiyorum bu koronada da yaparlar mı? Ya da başka bir durum. Santa Claus Fest var. İşte şey çocuk bayramı var. Ondan sonra Kers var. Belki ağaç falan süsleyeceklerdir dedim. Onun için çağırdılar. Poyraz'la alakalı olmadığını söyledi ama başka bir şey için sanırım. Şimdi ben size aldıklarımı hızlıca göstereceğim. Ondan sonra da ne yaparım? Bir evi süpürmek istiyorum. Tarçamı da yıkamak istiyorum. Ona şampuan aldım ama onu herhalde çocuklarla akşama yaparım. Çünkü onların hoşuna gidiyor. Şimdi ben hemen gösteriyorum size aldıklarımı. Şöyle böyle dizdim tezgaha. Bu arada bana soruyorsunuz hemen yerleştiriyor musun diye. Yani hatta öyle ithamlar da geliyor, hemen yerleştiriyorsun işte hastalıklar falan filan. Hayır arkadaşlar, şundan sıkıyorum ve bekletiyorum böyle. Kıyafetleri de yıkıyorum tabii ki, öyle dolaba koymuyorum. Bunları böyle dizdim, şundan da sıktım. Bu hem el için hem de böyle yüzeyler için bir sprey. Spreyi sıkıyorum şöyle. Sonra bunu böyle öyle yazıyor üzerinde, 15-20 dakika bekletiyorum, öyle kaldırıyorum. Bunları buraya koyduk. Spreyi sıktık, ellerimizi falan temizledik. Ben dediğim gibi yukarı çıktım üstümü giymeye. Bunlar da burada bekledi. O yüzden yani ne bileyim, her şeyi de göstermeyeyim artık yani, az çok biliyorsunuzdur. Şimdi hızlıca göstereyim. Şöyle bir tane makyaj aynası buldum. Benim aynam var ama
Hoşuma gitti bu böyle. Deneyeceğim. 3 euroydu zaten. Fazla pahalı bir şey değildi. Benimki kırılmış herhalde. Düşüyor sürekli. Yapıştırmaya çalışıyorum yerine. O yüzden bunu aldım. Şunlar kahve makinesi temizleyicileri. Bunları dükkana da aldı Levent. Duş jeli almışız bakayım. Palmolive almışız. Bunlar şampuan herhalde. Bu da Palmolive. Bu Efe'ye aldım. Erkek kokan bir şey al dedi bana anne. Çünkü Poyraz'a böyle Switch'ler alıyorum. Hoşuna gitmiyor. Bebek kokuyor bunlar diyor. O yüzden ona da öyle bir şey aldık. Doggy şampuan aldım. Tarçını yıkayacağım çünkü akşama. Bunlar yukarı çıkacak. Şurada makyaj pamuklarım var. Şurada da Poyraz en ufak bir şey de böyle bandaj yapıyor. Ona aldım şunu görünce. Çok güzel bir şey aldım. Şunu göstereceğim. Ateş ölçer aldım. Bizim kulaktan ölçer vardı. O bozulmuştu. Bunu görünce bu da yeni gelmiş oraya. Bunu aldık. 24,95'ti galiba. 25 euro gibi bir şeydi. Bu böyle alından ölçüyorsunuz ya. Öyle bir şey. Dijital. Güzel. Hoşuma gitti. Aldım. Benim yeni hobim için bir şeyler aldım. Onları da göstereyim. Bu arada yaptıklarımı da göstereceğim size. Şöyle bere yapmak için hazır yumaklar vardı. Böyle örüyorsunuz pompon da tepesinde. İki tane ondan aldım. Hoşuma gitti. Şöyle fabrik aldım. Bunları niye aldım? Az sonra göstereceğim. Fabrik dediğim kumaş. Bunları astar yapmak için aldım. Çanta yapıyorum bu arada. Çanta örüyorum. Onları astar yapacağım. Bir tane siyah örmek istiyorum. Bir tane pembe ördüm. Onun içine astar yaparım diye düşündüm. Bunlar da böyle. Küçük makas aldım bir tane kendime. Şöyle iplerden aldım. Şurada keçeler var renkli renkli. Bu Poyraz'ın kalem kutusunun fermuarı bozulmuş. Ona yeni kalem kutusu aldım. Diş macunları şöyle çeşit çeşit. Bunlar da banyoya gidecek. Bu da oda kokusu. Çöp poşetleri şöyle banyo için. Bir de şunları gördük. Bunları değiştirelim dedik. Üst katı falan. Eskidi çünkü bizimkiler. Sabunluk şu. Böyle kokulu mumlardan aldık. Bu elmalı, bu vanilyalı. Poyraz'a çorap aldım yine. Geçen gün aldım. Çok güzel çıktı. 3,5 euroydu böyle üçlü paket. Bugün indirime girmiş. Mikili aldım bir tane de. 1,67'ye mi ne düşmüştü. Alayım bir tane daha bulunsun dedim. Islak mendil ve temizleme mendilleri. Şöyle yüzey temizleme mendilleri. Ben bunlarla toz alıyorum. Acayip pratik oluyor. Hemen şipşak. Poyraz'a Sinterklaas için böyle bir hediye aldım. Ev kuruyoruz ya onun altına bırakırım diye. Efe'ye de oyun alacağım bir tane. Şöyle lamba aldık. Evi süsleriz diye yılbaşında. Ağaçlarımızın süsleri bozulmuş. Ben kers için değil ama yılbaşında ağaç kuruyorum. Onun için bunları aldık tekrar dediğim gibi. Tuvalet için şöyle bir şey aldık. Şu sıvı sabun. Şöyle poşete koymuşlar. Kutumuz var onun içine koyacağız. Bu da yine tuvalet için. Diş fırçası başlığı. Şurada mikrofiber bezler. Ketçap. Efe her şeyi ketçapla yiyor. Neredeyse pilavı bile ketçapla yiyor. O yüzden öyle büyük alıyorum. Bunlar Bootram Zakis diyorlar. Böyle okula sandviç koyuyorum Efe'ye. O artık şey istemiyor. Kap istemiyor. Kağıt bardak aldım. Şunlardan aldık. Temizlik roloları. Doğru söylemişimdir inşallah. Böyle büyük büyük. Bunları birkaç tane aldık. Boksa koydum. Şunları aldım. Bunlarla birlikte şöyle çaylar aldım. Bunlara Kers hediyesi yapacağım öğretmenlere. Hepsine böyle çantayla birer çay, birer çikolata koyacağım. Geçen gün almıştım poşetler. Hatırlıyor musunuz? Onlara yapacağım. Sonra şöyle peynir koymak için falan hani servis için bir tahta aldım. Şundan aldım. Biraz yedim. Çok seviyorum onu. Kuru çilek ve mango. Bir tane şöyle küçük kesme tahtası almışım. Fırçayı değiştireceğim. Şu lavabodakini şunu atacağım artık kötü olmuş. Chupa chups şeker loli. Şurada da çerezler var. Şurada da pralin var. Şunları da denemek için aldım çocuklarla. Belki akşam öyle hafta sonu ya bir şeyler yaparız diye. Popcornmuş. Bu karamelli. Bu da çikolatalı. Bilmiyorum nasıl olur. Böyle aldıklarımız bu kadardı. Yani bayağı bir şey almışız. İki tane almışım bu arada köpek şampuanı. Şu da Poyraz'ın şampuanı. Şimdi ben bunları bir yerleştireyim sonra da evimi süpüreceğim. Şimdi size yeni uğraşımı göstereyim. Hobi köşem oldu burası artık. Şöyle patikler yapıyorum. Çocuklara hediye ediyorum öyle yani. Bunlar vardı pembe renkler, şu renkler. Yapayım dedim bütün çocuklara armağan edeyim yılbaşında. Öyle bir de böyle çanta yaptım kendime. Daha içine astar falan yapacağım. Daha böyle işte şey takacağım. Kapatmak için işte kemer, zincir falan yapacağım. Öyle uğraşıyorum yani böyle zaman geçiyor. Ne bileyim
hoşuma da gidiyor açık söylemek gerekirse. O yüzden burayı böyle kendime hobi köşesi yaptım. Çok tatlı olmamış mı? Renkleri çok güzel bence. Böyle bunlara işte bir şeyler alıyorum, buluyorum şöyle önlerine takmak için. Şuna kelebek bulmuşum mesela, bunun önlerine takacağım. Bitince de gösterelim tabii. Yani uğraş oluyor, öyle söyleyeyim. Şimdi şu aldığım poşetlere de o çikolataları hazırlayayım. Hazır olsunlar. Ondan sonra da evimi süpüreceğim. Bunları böyle buna koyacağım. Böyle ben hazırladım bunları. Daha var ama yine dursunlar. Bence güzel oldu. Buraya da not yazarız öğretmenlerine. Güzel. Yani seviyorum ben insanları mutlu etmeyi. Kerste kimse kimseye pek hediye vermiyor ama ben seviyorum öğretmenlere. İşte Hollandalı arkadaşlarıma özellikle veriyorum. Birkaç tane daha hazırlayacağım. Birkaç Hollandalı arkadaşım var. İkisi öğretmene gidecek. Diğerleri arkadaşlarıma, komşularıma falan da hazırlayacağım. Böyle hoşuma gidiyor yani dediğim gibi. Şimdi Poyraz Bey'in kalem kutusunu da ayıralım. Bunun fermuarı patlamış. Onun için bunu aldım ona. Kalemlerini de ayıralım. Kırılan kalemlerini falan. Benim oğlum çok seviyor. Kalem kağıtla bir şey yapsın. Böyle çizsin, yazsın. Kötü kalemleri de atalım. Bence ucu kırılanlar falan var. Bunları soyarız gerçi. Bunu da doldurayım şimdi. Şimdi evimi süpürdüm. Vaktim kaldı. Silmeden dedim tarçını yıkayayım ben en iyisi. Baktım orada yuvasını falan da yıkadım. Orayı da temizledim güzelce. Şöyle haftada bir yapıyorum. Tarçını haftada bir yıkamıyorum da ayda bir yıkanıyor. Ondan sonra eski bir de havlu vardı, atılacaktı. Onu da böyle koydum. Tarçını bayağı kurutma makinesiyle kuruttum ama tabii yine de böyle içeri gel diyorum, salonda dur diyorum, istemiyor, burayı istiyor. Burada birazcık üşüdü ama sıcak tarafıyla kurutma makinesini kuruttum ama gerçekten çok kötü olmuştu, mecbur yıkadım. Bu kirlenince saçları birbirine giriyor böyle, severken anlıyorum ben zaten, sen yine kirlenmişsin diyorum. Açılmıyor, keçe gibi oluyor. Şimdi böyle yıkadım, taradım, güzel kurutma makinesiyle kuruttum. Dışarı çıkmayacak bugün daha çünkü üşür. Buranın da kaloriferini yaktım. Burası bayağı sıcak. Yerden ısıtmayı falan açtım ki hani yerden şey almasın diye. Bayağı sıcak şu anda yer. Buraya da havlusunu koydum. Tarçın iyi misin anneciğim? Bence iyi. Sevmiyor pek yıkanmayı ama mecburen yıkadık. Şimdi benim işim bitti. Evimi de sildim. Tarçınımı da temizledim. İşte onu da yıkadım falan filan. Eşyaları da yerleştirdim. Hazır vaktim var. Saat 1.30-2'ye geliyor. Bir karnımı doyurmam lazım. Sadece 10 dakika. Dedim hazır vaktim varken sorularınızı cevaplayayım. Ama bir açtım ki 140 tane soru var. Arkadaşlar hepsini cevaplamam mümkün değil. Aralara denk geldiklerimi cevaplayacağım. Siz de lütfen kusuruma bakmayın benim. Bu sefer böyle olsun. Bu kadar soru geleceğini düşünmemiştim açık söylemek gerekirse. Şöyle aşağı ineceğim. Gözüme yeşili cevap vereceğim. Öyle yapalım. Bir 10 dakika falan cevap verelim. Çok da uzamasın video. Başlıyoruz. Çocukların büyüdüğünü ve hayallerinin olduğunu söylemiştin. Bahseder misin? Sevgiler demiş. Yani çok değişik hayallerim var aslında. Herkesin hayal diyemeyeceği şeyler. Çok samimi bir dost kahvesi açmak istiyorum. Ben böyle kahvaltı falan edebileceğiniz bir yer. Türkiye'de tabii ki, Ege'de açmak istiyorum ama şimdi ben çok detay veremiyorum da aklımda çok enteresan şeyler var. Mesela böyle ağaçların tepesine ağaç evler yapıp orada falan kahvaltı sunmak istiyorum. Tamamen böyle doğayla iç içe, işte organik hayvanlar falan. Ya bilmiyorum, çiftlik hayatı, köy hayatı ben çok seviyorum. O yüzden o şekilde bir konsepte olan mekan açmak istiyorum. Genelde de dostlarımı ağırlamak istiyorum. Biraz soğuk, mesafeli gibi görünüyorsunuz. Aslında baskın bir kişiliksiniz sanıyorum. Öyle misiniz demiş. Mesafeli olduğum doğrudur. Mesafe iyidir. İnsanlarla arama mesafe koyarım yani. Özellikle tanımıyorsam koyarım. Tanıyorsam da yani normal arkadaşlarımla bile bir mesafe vardır muhakkak yani. Bence de olması da gerekiyor. Ayrıca seçiciyimdir de arkadaş seçerim yani. Bence herkesle arkadaş olabilmek birazcık ne bileyim bana şey gibi geliyor. Kimse yanlış anlamasın, bana öyle geliyor yani, böyle karaktersizlik gibi yani. Herkese nasıl anlaşabilir ki biri? Mümkün değil bence. YouTube kanalı açmaya nasıl karar verdiniz demiş bir arkadaşımız. Yani bir anda oldu, eşimin fikriydi aslında.
Ya ben de düşünüyordum ara ara ama hiç onaylayacağını düşünmemiştim yani böyle bir şey sıcak bakacağını. Sonra o söyleyince ben de tamam yapalım dedim. Öyle yani bir günde oldu öyle söyleyeyim. Çok uzun planlanmış bir şey değildi. Kaç kardeşsiniz demişler. İki kardeşiz. Benden bir küçük kız kardeşim var. Onlar İstanbul'da yaşıyorlar. Bu arada nerede yaşadıklarını da sormuşsunuz. Bu hayatın anlamını buldunuz mu? Yani tek bir anlam olduğunu düşünmüyorum. Herkese göre farklı anlamlar barındırabiliyordur bence. Çünkü herkesin hedefleri ve hayalleri farklı olduğu için, herkesin sevinçleri, herkesin mutsuzluğu farklı olduğu için bence hayat herkese göre farklı anlamlar taşıyor. Bu yüzden zaten anlaşamıyoruz, bu yüzden çatışıyoruz diye düşünüyorum. Evden çıkarken olmazsa olmazın telefonum. Makyaj malzemelerini tek bir şey kullanmak isteseydin ne olurdu? Gözaltı kabadesi galiba. Anneler bilir, uykusuzluktan gözlerimizin altı hep bozmu. En rezil olduğunu düşündüğüm an, bir kere düşmüştüm kalabalık bir yerde. O zaman gerçekten rezil oldum galiba dedim. İlkokul ve ortaokul öğretmeninin sende nasıl bir iz bıraktı, nasıllardı? Ben hala öğretmenlerimle görüşüyorum arkadaşlar. Hiçbir sorun yok yani. Burcun, Oğlak Burcu'yum. Kesinlikle sonuna kadar taşıyorum. Çocukken özgüvenli miydin yoksa çekingen miydin? Ben çok sessiz ve çekingen bir çocuktum. En sevdiğin yaşın? Çok güzel bir soru bu. 16 yaşıma tekrar dönmek isterdim. En sevdiğin renk? Mavi ve tonlarını seviyorum ben arkadaşlar. Bilmiyorum, biraz da böyle cam göbeği, yavru ağzı, o renkleri hoşuma gidiyor. Tutumlu olurken nelere dikkat ediyorsun? Annelere faydalı olacağını düşünüyorum cevabını. Tutumlu olurken nelere dikkat ediyorum? Yani ben şey kafasındayım. Bir parayı kazanmaktan çok bence harcamak daha önemli. Ne yapıyorum tutumlu olurken? Mesela ben hiç israf etmem. Hiçbir zaman yemek israf etmem. Hiç yemek dökmemişimdir. Yani o yemek bitene kadar ben onu masaya çıkartırım. Yemek zorundalar. Hep öyle diyorum zaten beğenmedikleri zaman. Ya başka yemekler de yapıyorum yanına ama onu da çıkartıyorum mutlaka bitirmelerini istiyorum. Hiç olmadı tarçının yiyebileceği bir şeyse tarçına veriyorum. Türkiye'de zaten çok sokak köpeği vesaire var onlara veriyorum ama bir lokma ekmeği bile ziyan etmiyorum. Bence bu önemli bir kıstas. Bir de çok fuzuli harcamam yani. Tabii ki bayanız, kadınız hani bir şeyler isteriz, çantalar, şunlar, bunlar. Hep kendime bir sınır koyarım. Bu sene bir tane mesela. Bir tane beğendiğim bir şeyi, hani pahalı bir şey alacağım derim. Daha fazlasını almam. Çünkü gerek duymuyorum yani. Zaten ne yapıyoruz ki arkadaşlar? Hele şu korona zamanı hep evdeydik. Kaç yıldır Hollanda'dasınız? Ne zaman gittiniz Hollanda'ya ve nasıl gittiniz? Benim 13. yılım bu ve evlenerek geldim. Üçüncü çocuk ister miydiniz diye bir soru var. Hayır istemiyorum. Mesleğim nereden mezunsun? Mesleği ne diye sormuşlar. Ben İstanbul Üniversitesi'nde reklam mezunuyum. Mesleğimi yaptım Türkiye'deyken ama buraya geldikten sonra yapmadım. Yapmayı da düşünmüyorum çünkü çok böyle zamanı vakti olmayan bir meslek. Gecesi gündüzü hafta sonu seyahat bitmeyen bir meslek. Özellikle Hollanda'da. Aslında var yani burada Hilversum'da medya kuruluşları vesaire var. Ama ben yapmayı düşünmüyorum. Ben daha eğlenceli şeyler yapmayı planlıyorum bundan sonra. Şöyle bir önümde bir 5 sene, maksimum 5 sene var. Ondan sonra böyle bir mekan açmak isterim. İşte dediğim gibi anlattığım konsepte bir şeyler yapmak istiyorum. Tamamen böyle para kaygısı gütmeden seveceğim, hani mutlu olacağım orada çalışmaktan. Dostlarımı ağırlayacağım bir mekan açmak istiyorum. Yani burada kalırsam da burayla ilgili de başka planlarım var. Onu da söyleyeyim ama burada kalma ihtimalim çok düşük gibi geliyor bana. Ceren Uzunoğlu ismimi okur musun demiş. Ben önümüzdeki ay 37 yaşında olacağım. Yaşımı sormuş. Çok enerjiksiniz. Bunun için vitamin falan alıyor musunuz diye sormuşlar. Almaya çalışıyorum ama ben düzenli bir şey kullanma konusunda hayatınızda görebileceğiniz en berbat insanım. Hiçbir şekilde yani antibiyotiği bile doğru düzgün kullanamam. Öyle söyleyeyim. Hayatında değiştirmek istediğin 3 şey ve saç rengini değiştirmeyi düşün. Saç rengi değişir arkadaşlar. Ben yani sıkıldığım zaman değiştiriyorum. Çok değiştirmişliğim var. Kısa kesiyorum. Hatırlıyorsanız şu kadar kesmiştim. Uzadı geri. Yani oynarım saçlarımla. Severim de oynamayı. Hayatımda değiştirmek isteyeceğim 3 şey.
Hayatımda değiştirme hiçbir şey aklıma gelmiyor. Hiçbir şeyi değiştirmek istemem. Ya kendi hayatımda değiştirmek istemem ama genel olarak etrafta değiştirmek istediğim şeyler tabii ki var. Ama kendimle ilgili değiştirmek istediğim bir şey yok. Enstrüman çalıyor musunuz? Flüt çalabiliyorum sadece. O da Türkiye'de biliyorsunuz okullarda flüt çalmayı öğretiyorlardı. Oradan kalma bir alışkanlık ama hala çalabiliyorum. Hollanda'da alışamadığınız ya da sevmediğiniz 3 şey. 3 şeyle biter mi? Bir sürü şey var. Sağlık sektöründen nefret ediyorum. Burada gerçekten insanlara değer vermiyorlar hastanelerde. Onu söyleyebilirim. İkinci olarak da şeyi söyleyebilirim. Çok yavaş bir memleket. Mektup memleketi. Yani sürekli bir zarf beklemeniz lazım. Mektup beklemeniz lazım. Ya mail diye bir şey var yani. Yıllar oldu mail çıkalı. Herkesin e-mail adresi var. E-mail adresini atın bitsin. Yok, o mektubu bekleyeceksiniz. Ondan birazcık şikayetçiyim. Başka var mı? Başka bir şey? İşte çok yavaşlar. Ben ondan birazcık rahatsız oluyorum. Çok bürokrasi var. Nasıl bir çocukluk dönemi geçirdiniz? Dediğim gibi sakin bir çocuktum ben. Yani pek sorun çıkarmayan bir çocuktum. Varlığıyla yokluğu bir. Hollanda'dan taşımak isteme sebebimi sormuşsunuz. Yani belli bir sebep yok. Memleketimde yaşamak istiyorum yani. Neden aynı dili konuştuğum insanlarla yaşamayayım ki? Yani böyle bir imkanım varsa. Eşimle yapılan soru cevap videosunda beni sinirli olarak tanımlamıştı. Buna çok takılan olmuş. Bunu çok soran olmuş. Hani çabuk sinirlenen anlamında mı söylüyor yoksa hani dominant karakterli bir yapıya mı sahibim diye. Aslında ikisi de hem çabuk sinirlenirim ama çabuk geçer yani. Dominant karakterliyim evet ama öyle olmak zorundayım. İki tane erkek çocuğu büyütüyorum ve tek başıma büyütüyorum. Kendi memleketim değil. Dolayısıyla hani kural koymadan onları büyütemedim. Çok isterdim kuralsız büyütmeyi ama erkek çocukları evet sınırlarını bilmezlerse daha ileriye taşıyabiliyorlar durumu. Mesela en basitini söyleyeyim size bu oyun olayı sınırlandırmazsam sabaha kadar oynarlar yani. Bu kadar dimdik güçlü durabiliyorsunuz. Sizi severek takip ediyorum demiş. Teşekkür ederim. Yani duruyor muyum bilmiyorum ki. Durmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Ama benim de down olduğum zamanlar oluyor yani. Olmuyor değil. Türkiye dönüş belli mi? Arkadaşlar 2 yıl içinde sanıyorum yani. 1 yıl maksimum 2 yıl öyle tahmin ediyorum. Dediğim gibi burada çok bürokrasi işi var. Onları halletmeye çalışıyoruz. O yüzden biraz korona falan da girdi araya. Erteledik. Her şeye nasıl yetişebiliyorsunuz? Yetişemiyorum gerçekten. En büyük hayalim. Yani böyle çok devasa büyük hayallerim, büyük hedeflerim yok benim ama gitmek istediğim birkaç ülke var. Çocuklar büyüyünce hani görmediğim, çok gezdik biz çocuklar olmadan ama kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz Allah izin verirse. En sevdiğin şarkı diye sormuşlar. Ben Bülent Ortaçgil şarkılarını çok seviyorum. Çok eski şarkıları özellikle çok dinlerim. Duygularınız mı mantık mı diye bir soru gelmiş. Güzel bir soru. Ben mantıkçı bir insanım. Genelde mantığımla hareket ediyorum. Lise ya da üniversite arkadaşları sizde kalıcı mıdır? Görüştükleriniz var mı? Evet var. Hala görüştüklerim var içlerinde. 80'lerde ve 90'larda çocukluk başkadır derler. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Evet bence de. Yani şimdiki çocuklarla hiç alakamız yok bizim. Sağlığımı sormuşsunuz. Teşekkür ederim. Ama hala gidip geliyorum yani doktora. Çünkü teşhis konulamadığı için ara ara rahatsızlıklarım oluyor. Yurt dışında yaşamak mı, memlekette yaşamak mı? Tabii ki memleketimde yaşamak isterim. Bu arkadaşlar bu sebep sormayın bana artık. Gerçekten yani benim sebebim yok. Bir başkasının da burada yaşamak tercih olabilir. Anlıyor muyum? Anlamıyorum. Anlayamayacağım. Bilmiyorum. Benim tercihim bu yönde. Gurbete alışmak zor oldu mu? Tabii ki hala alışamadım. Şöyle birazcık aşağıya ineceğim çünkü çok fazla soru var arkadaşlar. Gerçekten kusura bakmayın. Şurada bayağı uzun bir soru var. Bu arkadaş da bana sürekli yorum yapıyor. Onun sorusunu okumak istiyorum. Disiplinli görünüşün altında aslında çok canlan, çevresindeki insanlarla içten samimi olmayı güvendiği biriyle mesela eşinle bu özgürlüğü yaşamayı çok seven, kişiliği yardımsever, çok akıllı, yeri geldiğinde sessizliği seçen, çok duygusal, sahiden öyle misin? Bakayım bunlardan hangisiyim mesela? Yardımsever olduğumu düşünüyorum. Şimdi ne desem kendim için çok akıllı. Yeri geldiğinde sessizliği seçen. Evet yeri geldiğinde sessizliği seçerim. Hatta kendi kabıma çekilirim. Kimseyle görüşmem. Çok duygusal değilim ama yani gerçekçiyim daha çok.
Evlenmeden önce Hollanda'da yaşadınız mı diye sormuşlar. Hayır, yaşamadım. Yalnızlık hissettiniz mi geldiğinizde diye sormuşlar. Tabii ki hissettim. Hala hissediyorum yani. Bitmiş bir şey değil. Hollanda'da yaşamaktan mutlu musunuz? Ya mutluyum ama daha iyisi olabilir. O da kendi memleketimde yaşamak. Hayatta ilk yapmışım dediğin ne var diye sormuşlar. Teşekkür ederim bu arada. Çok güzel şeyler yazmışsınız. Onları da okuyorum ben. İlk yapmışım dediğim evlatlarım var. Başka bir şey yok aslında. Üniversite mezunu musunuz demişsiniz. Evet. Üniversitede reklam bölümü okudum. Ne kadar hayatınız dört dörtlük görünse de altında bir yüzüm var gibi. Hep bir mutsuz duruyorsunuz acaba. Neden? Hep mutsuz değilim tabii ki. Yani hayatımda mutlu olduğum şeyler de var ama herkesin yoktur hayatında problemleri, sorunları, yaşadığı şeyler, birikimler, stres, o ne olacak, bu ne olacak. Yani çocuklarla uğraşıyoruz. İşimiz, gücümüz yani oluyor. Yani size bunu yansıtıyorsam kusura bakmayın gerçekten. Neler seni gerçekten delirtir demiş. Haksızlık ve riyakarlık, ikiyüzlülük beni delirtir yani. Böyle gözümün içine baka baka yalan söylerler ya. Cevabını bildiğim soruyu da sorarım yani. Onu da çok yaparım. İşte bu beni delirtir. Ne kadar sürede dil öğrendiniz, nasıl öğrendiniz diye sormuşlar. Ben buraya geldikten sonra 2 yıl çocuklarım yoktu o zaman. Dil okuluna gittim. Özel bir dil okuluna, orada öğrendim. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? İstanbul'dan geldim. Hollanda'ya evlenerek geldim. İki tane evladım var. İzliyorsunuz zaten. 37 yaşındayım. Daha ne bahsedeyim bilmem. Hiç pişmanlık duydunuz mu gurbette olmaktan? Tabii ki duydum. Duyuyor insan zaman zaman. En çok yapmayı sevdiğiniz aktivite spor. Kickboks yapmayı çok seviyorum. İstanbul'da hangi semtte yaşadım? Mertel'de yaşadım ben. Bahçelievler'de doğdum. Mertel'de büyüdüm. Burcumu sormuşsunuz. Oğlak burcuyum. Onu söylemiştim galiba. Neresin diye sormuşsunuz. Benim baba tarafım Doğulu, anne tarafım da Karadeniz. Gürcistan, Batumlular sanıyorum. Rize'ye yerleşmişler. Böyle yani. Bu kadar yeter herhalde. 20 dakika oldu çünkü bayağı oldu. Benim de artık yavaş yavaş bir harekete geçmem lazım. Teşekkür ederim sorduğunuz sorular için. Hepsine cevap veremedim. Gerçekten kusura bakmayın. Elimden geleni yaptım. İnşallah bir daha yaparız. Yoruldum. Saat 4.30-5'e geliyor. Çocuklar okuldan geldiler. Onlara yemek falan yedirdim burada. Dünden yemeğim var. Biraz makarnam var. Biraz pilavım var. İkisi de var yani. Patates yemeğim var. Kıymalı patates yapmıştım ya. Bir de piyaz var. Onları yiyeceğiz. Yemek yapmayacağım yani. Poyraz'ın görüşmesi vardı. Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel gidiyor dedi. Sayıları falan da öğrenmiş dedi işte öğretmen. Sadece böyle veliler için bir komisyon var okulda. Veliler gönüllü yardım ediyorlar. Ona katılmak ister misin diye sordu. Çalışmıyorum diye herhalde. Onu bir düşüneceğim. Bir Levent'le falan bir tartışayım bakayım. Nasıl olur? Saatleri falan uyar mı bana? Ondan sonra geldim yani. Hiçbir şey yok aslında. Rutin, genel bir konuşma. Sanırım herkesi tek tek çağıracaklar. İlk bizi çağırdılar. Öyle yani. Bugün de böyle bitti. Akşam oldu. Bana bir yorgunluk çöktü. Çocuklar da yemeklerini yediler. Şimdi oturdular koltuğa. Biraz oyun falan oynuyorlar. Hafta sonu yine geldi. Ben videoyu kapatacağım arkadaşlar. Çok uzun oldu bu video galiba. Bunun montajlanması, yüklenmesi falan bayağı uzun süre. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki vloglarımızda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.